Orta ve ileri yaş kadın grubunda idrar kaçırma sıklığı %35 ila 40 oranındadır. Bunların içinde %48'ini stres üreyi kontinansı oluşturur. %15 oranında sıkışma tipi, %37 oranında ise her ikisinin birlikte olduğu hasta grubudur. Sonuçta en sık görülen ve en çok rahatsız edici olan tip stres üreyi kontinansı, yani gülerken, öksürürken idrar kaçırma halidir. Bunun nedeni ve nedenlerini konuşurken en başta yer alan kısım vajenin mesaneyle komşu olan ön duvarındaki sarkmalardır. Buna bağlı olarak mesane boyun açısı düzleşmekte ve kişinin karıniçi basıncının arttığı durumlarda idrar kaçırması kolaylıkla mümkün olmaktadır. Evet, olay vajinal doğumlar birinci sırada sebeptir. Vajendeki sarkmanın en önemli sebebi özellikle de travmatik ve zor doğumlar. Bebeğin normalden iri olması önemli risk faktörleridir. Ancak bilinmelidir ki sezaryenle doğum yapanların da idrar kaçırma şikayeti vardır. Tabii ki vajinal doğum yapanlar kadar olmasa da. Bu nedenle bizim vurgulamak istediğimiz konu aslında doğumun şeklinden çok gebeliğin kendisinin bir idrar kaçırma şikayeti yaratan faktör olduğunu vurgulamak isterim. Tabii diğer risk faktörleri içerisinde saymamız gerekiyor. Yaşlılık, menopoza bağlı vajen dokusunda atrofiye sebep olan östrojen azalması, bir takım kronik öksürük ya da kronik kabızlığa sebep olan hastalıklar yine stres ürünlerin kontinansının oluşmasına zemin hazırlayan faktörler içindedir.